Merhaba arkadaşlar, çalışma sorular kitabımıza basit makineler 4. test ile devam ediyoruz. 1. sorumuz, 100 Newton ağırlığındaki cisim 3 farklı basit makine düzeneği ile dengelenmiştir. Bu düzeneklere uygulanan kuvvetler tabloda gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım seçeneklerimize. A. Birinci düzenekte 3 kat kuvvet kazancı vardır demiş. Yanlış arkadaşlar. Normalde zaten cismimizin ağırlığı 100 Newton ama uyguladığımız kuvvet 300 Newton. Şu şekilde yapıyoruz. 100 bölü 300 dediğimizde bakın 1 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. Bu da 3 kat kaybımız var anlamına gelir. Zaten 100 Newton ağırlığındaki bir cisme 300 Newton ağırlığında bir kuvvet uyguluyorsak burada kazançtan değil kayıptan bahsedebiliriz. Üçüncü düzenekte yoldan kayıp vardır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bakın cismimiz 100 Newton. Uyguladığım kuvvet de 100 Newton. Kuvvetten kazancım olmadığına göre yoldan da kaybımız olmayacak arkadaşlar. Bu da yanlış. C'ye bakıyoruz. Kuvvet kazancı ve yol kaybı eşit olan iki düzenek vardır demiş. Hayır arkadaşlar yine yanlış. Kuvvet kazancı olan sadece ikinci düzenek var. Başka kuvvet kazancı olmadığı için buna da yanlış diyoruz. D'ye bakıyoruz. Yoldan kazanç için birinci düzenek seçilmelidir. Doğru arkadaşlar. Çünkü birinci düzenekte kuvvetten kaybımız vardı. Kuvvetten kaybediyorsak mutlaka yoldan kazanırız. O yüzden de D şıkkı doğru diyoruz. 2. Bir öğrencinin kullandığı basit makine denge durumunda iken uyguladığı kuvvet ile yükün ağırlığı birbirine eşitmiş. Yani F eşittir yük demiş arkadaşlar. Buna göre öğrenci basit makinelerin hangisini kullanmış olamaz? Kaldıraç kullanmış olabilir. Neden? Destek ortada olan bir kaldıraç kullandığında burada iki tarafta eğer şu kollar birbirine eşitse ve dengedeyse F ile yük birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu kullanmış olabilir. Sabit makara kullanmış olabilir. Hatırlarsak sabit makarada arkadaşlar kuvvetten ya da yoldan kazanç kayıp yoktu. F yani kuvvetle yük birbirine eşitti. Bunu da kullanmış olabilir. Eğik düzlem kullanmış olamaz arkadaşlar. Çünkü eğik düzlemde her zaman kuvvetten kazanç vardır. O yüzden bu yanlış diyoruz. Cevabımız yalnız 3, B şıkkı. Aşağıda türdeş ve ağırlığı ihmal edilen kaldıraçta yük K, L ve M noktalarından ayrı ayrı uygulanan FK, FL ve FM kuvvetleriyle yatay olarak dengede kalabilmektedir. Buna göre uygulanan FK, FL ve FM kuvvetlerinin büyüklüklerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen formülümüzü yazalım. Yük çarpı yük kolu eşittir kuvvet çarpı kuvvet koluydu arkadaşlar hatırlarsak. Öncelikle FK için yapalım. Bakın burası 2 birim yani kuvvet kolumuz. Burası da yük kolumuz. 2FK eşittir 1 yük diyoruz arkadaşlar. Kısaca böyle yazalım. Burada FK eşittir yük bölü 2 çıkar arkadaşlar. L için bakalım. Burası kuvvet kolumuz. Bakın 2 birim. Yani 2 çarpı FL eşittir. Bakın yük çarpı 1. Yük çarpı 1 dedik. FL eşittir. 2'yi öbür tarafa aldım. Yük bölü 2. He, bakın burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. K ve L birbirine eşit oldu. Seçeneklere bakalım. K ve L'nin eşit olduğu. Bakın burada eşit değil. Burada da değil. Burada da değil. Sadece D şıkkında var. Cevabımız D. Şimdi yine de biz FM'yi bulalım buradan. Yine bakın yük çarpı 1 eşittir. FM çarpı bakın 1, 2, 3 birim. FM çarpı 3. Buradan da FM eşittir. Yük bölü 3. Bakın yükü 3'e böldüğüm için daha az bir değer çıkacak. Zaten burada da az. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki eşit bölümlendirilmiş kaldıraçta P cismi F kuvvet ile dengelenmiştir. P ağırlıklı cismin yerine 3P ağırlıklı cisim konulup aynı kuvvet değeriyle dengelenmek istenirse aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Burada bize ne diyor arkadaşlar? Bunun yerine 3P diyor. Burada dikkat edersek ben yükü arttırdım arkadaşlar. Yükü arttırdığıma göre yapmam gereken işlemlerin hepsini söyleyeyim ben size. Ya burada kuvvet uyguladığımız kolu uzatabiliriz. Çünkü kuvvet kolunu ben uzatırsam kuvvetten kazancım artar arkadaşlar. Aynı şekilde P'yi buraya doğru yaklaştırabilirim arkadaşlar. Bakalım desteğin boyu arttırılmalıdır. Desteğin boyuyla bir işimiz yok arkadaşlar. O yüzden bu olmaz. Kuvvet desteğe doğru kaydırılmalıdır. Yanlış. Diyor ki kuvveti buraya doğru kaydır dersek
kuvvetten kaybımız olacak. Çünkü kuvvet kolunu kısaltmış oluyoruz. Bu da yanlış. Yük kolu uzatılmalıdır demiş. Yük kolu arkadaşlar uzatırsak, bakın bunu yani şuraya uzatırsak kuvvetten kazancım yine azalacak. Yani daha fazla kuvvet uygulamam gerekecek. Bu da yanlış. Kuvvet kolu uzatılmalıdır. Zaten en başta söylemiştim. Bu kolu uzattığımız zaman kuvvetten kazancım artar. Dolayısıyla denge sağlayabilirim. Cevabımız D şıkkı. 5. Bir öğrenci inşaat ustalarının çalışmalarında el arabası, kürek, sabit makara ve mala kullandıklarını gözlemliyor. Öğrenci inşaat ustalarına bu araçları kullanma sebepleri soruyor. İnşaat ustalarının aşağıdaki yorumlarından hangisi yanlıştır? A. El arabasını kuvvetten kazanç sağlamak için kullanıyoruz. Evet, desteğin uçta, yükün ortada olduğu kaldıraçlara örnektir ve kuvvetten kazanç sağlar. Doğru. B. Kürek ile iş yapma kolaylığı sağlıyoruz. Evet, bu cümle doğru arkadaşlar. Bakın işten kazanç deseydi yanlıştı. Ama burada iş yapma kolaylığı dediği için bu cümleye dikkat ediyoruz. Bu doğru bir cümle. C. Sabit makarayı daha az iş yapmak için kullanıyoruz demiş. Yani işten kazancımız var demiş. Bu çok yanlış bir cümle. Çünkü sabit makara ve diğer bütün basit makinalarda işten kazanç yok arkadaşlar. O yüzden yanlış. Cevabımız C şıkkı. 6. Çıkrık ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Eş merkezli silindirlerde meydana gelir. Doğru. Şu şekilde hemen gösterelim. Şuraya yükü asıyoruz. Şuradan da kuvvet uyguluyoruz. Bu doğru. Bir vidayı sökmek için kullandığımız tornavida çıkrağı örnektir. Evet, doğru arkadaşlar. Bakın çünkü tornavidanın baş kısmı şurası. Ucunda da yine küçük olarak döndürdüğümüz yer var. Burası dönerken küçük silindir. Burası dönerken büyük silindir olduğu için bu da örnektir. Araba direksiyonları da çıkrık prensibine göre çalışır. Evet, bu da doğru. Bu araba direksiyonumuz arkadaşlar. Burada da döndürdüğümüz diğer küçük silindirimiz var. Bakın burası büyük silindir. Bu da doğru. D. Kuvvet kolu yük kolundan küçük olduğunda çıkrıkta kuvvet kazancı sağlanır. Yanlış arkadaşlar. Çünkü kuvvet kolunun daha büyük olması gerekiyor kuvvet kazancı için. Cevabımız D diyoruz. Aşağıda verilen 4 farklı kasnak düzeneği numaralanarak verilmiştir. Numaralandırılmış kasnak düzeneklerinden hangilerinde hareket zıt yönde iletilir? Tabii ki bu şekilde zikzak olarak bağlananlarda arkadaşlar. Bisiklet sürüyorsanız biliyorsunuzdur. Bakın bisikletin bu ön dişlisi bu tarafa dönüyorsa arkada bu tarafa döner. Yine aynı şekilde bakın düzgün bağlandığı için ikisi de bu tarafa döner. Ancak 2 ve 4'te çapraz bağlandığı için buradaki dişlilerimiz da yuvarlaklar ters olarak döner. Cevabımız 2 ve 4 diyoruz. D şıkkı. 8. Kriko arabaları yukarı kaldırmak için kullanılan bir makinedir. Şekilde gösterilen A kolu döndürüldükçe mekanizma yukarı doğru kalkıp arabayı yukarı kaldırır. Kriko ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kuvvetten kazanç sağlar doğru. Çünkü bir insan bile arabayı kaldırabiliyor arkadaşlar bu sayede. Yani az bir kuvvetle çok büyük yükleri kaldırabiliyoruz. Kuvvetten kazanç sağlamış oluyoruz. Doğru. Yoldan kazanç sağlar demiş. Yanlış arkadaşlar. Eğer ben kuvvetten kazanıyorsam mutlaka yoldan kayıp vardır. İkisiyle aynı anda kazanç olmuyor. İşten kazanç sağlar demiş. Yanlış. Defalarca sorularda söyledim. Basit makinelerde asla işten kazanç yok. Cevabımız yalnız 1. A şıkkı. 9. Görselde dağın zirvesine çıkabilmek için yapılan bir yol gösterilmektedir. Görseldeki yol ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada bir eğik düzlem söz konusu arkadaşlar. Yolu uzatarak kuvvetten kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle de yoldan kayıp oluyor. Eğik düzlem mantığının günlük hayata uyarlanması söz konusudur. Evet, az önce söyledim, doğru. Yolun eğimi azaltılıp daha az kuvvet uygulanarak dağa tırmanmak hedeflenmiştir. Evet, zaten eğik düzlemin amacı bu. Kuvvetten kayıp varken yoldan kazanç vardır. Yanlış arkadaşlar, tam tersi. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır olacaktı. Cevabımız 1 ile 2, B şıkkı. 10. Şekildeki duvarın üzerine bir yük çıkarmak için verilen kalas ile bir eğik düzlem yapılacaktır. Kalasın zemine temas edecek ucu verilen noktalardan hangisine konulur ise yük en az kuvvet ile taşınır. En az kuvvet ile taşımak istiyorsam kuvvet kazancımın çok olması gerekiyordur. Bu durumda da eğimi azaltıp şuradaki yolumuzu arttırıyoruz. Yani N noktası arkadaşlar. Burada bakın en uzun yol ve eğimi en az olan yer. Cevabımız D şıkkı.
11. Şekilde verilen düzenekte B, E, K ve N dişlileri ve L, M kasnakları bulunmaktadır. E dişlisinin dönme yönü şekilde belirtilmiştir. Buna göre bu düzenekte bulunan dişli ve kasnaklardan hangileri saat yönünün tersine döner? Saat yönünün tersi demek bu tarafa doğru arkadaşlar. Çünkü hani bakın saat bu tarafa dönüyorsa tersi de bu tarafa doğru. O yüzden ne yapıyoruz? Sol tarafa doğru diyelim hemen kısaca. Bakalım bu tarafa dönüyorsa K bu tarafa döner arkadaşlar. K ve L eş merkezli olduğu için L de bu tarafa dönecek. Çapraz bağlandığı için M ve L birbirine ters dönecek arkadaşlar. O yüzden burada M sol tarafa doğru döner. N, M ile eş merkezli olduğu için bu da bu tarafa döner. B burada temas halinde olduğu için B bu tarafa döner arkadaşlar. Bize saat yönünün tersini diyor. Yani sol tarafa doğru dönen burada bakın N var ve M var. Cevabımız A şıkkı. 12. Aşağıda verilen basit makinelerin hangisinde yoldan kayıp vardır? Yoldan kayıp olması için kuvvetten kazanç sağlamamız gerekiyor. Fındık kıracağı şu şekilde arkadaşlar, hemen gösterelim. Burası destek. Buradan kuvvet uyguluyorum. Yük de burada. Dikkat edersek kuvvet kolumuz bura, yük kolumuz bura. Kuvvet kolum yük kolundan daha uzun olduğu için kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetten kazanç olduğu için yoldan da kayıp vardır. Yani cevabımız A. Sabit makara kuvvetten ya da yoldan kazanç kayıp olmadığı için seçeneğimiz olamaz. Eşit kollu terazi yine aynı şekilde, bakın adı üstünde eşit kollu olduğu için arkadaşlar burada yük ve kuvvet kolu birbirine eşit olacak. Yoldan kazanç ya da kayıp olmayacak. Bunu da eledik. Cımbız burada tam tersi arkadaşlar, yoldan kazanç vardır. Çünkü cımbızı da şu şekilde çizersek bakın buradan kuvvet uyguluyorum. Yük burada. Burası kuvvet kolu. Burası da yük kolu. Yük kolumuz uzun olduğu için burada kuvvetten kayıp vardır. Yoldan da kazanç vardır. Ama bize kayıp olanı soruyor. Cevabımız A. 13. P yükünü H yüksekliğine çıkarmak için aşağıdaki düzenekler kurulmuştur. Buna göre kurulan düzeneklerin hangilerinde yükten daha az kuvvet uygulanmıştır? Yani hangisinde kuvvet kazancı var diyor arkadaşlar. Kuvvet kazancı olduğunu anlamak için hareketli makara var mı yok mu ona bakıyoruz. Burada K düzeneğinde sabit makara olduğu için kuvvetten kazanç yok arkadaşlar. Olmaz. Yine bakın L düzeneğinde iki tane sabit makaramız var. Burada da kuvvet kazancımız yok. Bunu da eledik. M düzeneğinde dikkat edersek bir tane hareketli makaramız var. N düzeneğinde de hareketli makaramız var. Yani bunlarda kuvvetten kazanç vardır. Daha az kuvvet uygulamak demektir. Cevabımız M ve N. B şıkkı. 14. Görselde günlük hayatta kullanılan basit makinelere örnekler verilmiştir. Kuvvetten kazanç sağlayan 2 adet basit makine ile yoldan kazanç sağlayan 1 adet basit makinenin seçilmesi isteniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi seçilecek basit makinelerden biri değildir? Bakalım bize ne diyor? Kuvvetten kazanç sağlayan. Bunlardan bir tanesi el arabasıdır arkadaşlar. Çünkü şu şekilde bakın, burası destek. Burada yük var. Burada kuvvet. Kuvvet kolumuz yük kolundan uzun olduğu için kuvvetten kazanç vardır. Bunu seçtik. Yine aynı şekilde bakın, burada şurası yükün olduğu yer. Burası yük kolu. Burası kuvvet kolu. Kuvvet kolum uzun olduğu için yine arkadaşlar bunu da seçiyoruz. En son ne diyor arkadaşlar, bakın bize yoldan kazanç sağlayan. Bu da cımbız ve maşa örneğidir arkadaşlar. Çünkü kuvvet ortadan uyguluyoruz. Burası kuvvet kolu. Şu mesafede yük kolu arkadaşlar. Yük kolu uzun olduğu için kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Buradaki sabit makarayı seçmiyoruz. Cevabımız A şıkkı. Aşağıda P yükünün farklı basit makinelerde F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri ile dengede olduğu görsel verilmiştir. Buna göre F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri ile P yükünün ağırlığı arasındaki aşağıdaki ilişkilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? Bakalım şimdi seçeneklerden gidiyoruz. F2 eşittir P demiş. Doğru arkadaşlar. Kesindir. Neden? Burada bir sabit makara var ve sabit makarada yükle kuvvet birbirine eşittir. B'ye bakıyorum. F3 büyüktür F1 demiş. F3 burada arkadaşlar. F1 de burada. Dikkat edersek bakın, şuradaki mesafe küçük. Buradaki mesafe büyük. Yani buradaki kuvvet kazançlarını bulacak olursak arkadaşlar, örnek olarak söylüyorum. Mesela burası 4 birim olsun. Burası
2 birim olsun. Bakın burası toplamda 4'tü. Buraya 3 düşer. Buraya da 1 düşer. Burada kuvvet kazancım daha az olduğu için F3 F1'den büyüktür arkadaşlar. Bu da doğru. F3 büyüktür F4 demiş. İşte bu kesin değil arkadaşlar. Neden kesin değil? Dikkat edersek burada hareketli makara olduğu için hareketli makarada 2 kat kuvvetten kazancım var. Ancak ben şura ile buranın tam orta nokta olduğunu bilmiyorum. Yani 2 kat kazancım olup olduğunu bilmiyorum. 3 de olabilir, 4 de olabilir. Çünkü buradaki mesafeyle buradaki mesafeyi tam olarak bilmem gerekiyor. Cevabımız C diyoruz. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki testte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.